gel. Mahmut. Aa, benim oğlum. Gel. Sen bir de şöyle sevmiyor, oğlak falan getiriyor. Beğendiğimiz bir şey varsa hemen pazarlığı yapar. Çubuklarımızı yaptık o, pazarlık çubuğu. Oo, o da güzelmiş ya. Temas etmeyelim diye. Tamam, doğru söylüyorum. Bakıyoruz abi. Abi. Bakın, iş bitmiyor. İş bitmeye yakın da benim haberim olsun. Pazarlık çubuğu. Değil mi? Ziyareti bundan yapacağım. Tamam mı? Çok temas etmeyeceğim. Tamam. Pazarlık çubuğu. Aynı satışlar. Oh, sağ ol başkanım. Hayırlı olsun. Görüşürüz. 4 yaş tarafında başkanım. Pazarlığını da yapıyoruz. Tamam, demiyorlar yine de. Dinlerler, dinlerler. Daha nasıl yapacağız? Sen pazarlık çubuğu getir. Temas et. Selam söyle. Temas yok. Temas olmadığı için şöyle bir şey verdi şimdi. Müşteriyle de. Altyazı vatandaşlık pazarlık çubuğu. Eldiven. Geçen yıl pazarı gezdiğimizde esnaf haklı olarak tepki göstermişti. Pazarın bu sektöre layık olmadığı vatandaştan da tepki almıştı. Ama ilk yılımızda bu yıl içinde söz vermiştik. Esnafa, halkımıza, üreticiye, sektördeki tüm arkadaşlarımıza. Bu yıl pazarı biraz daha büyüttük, daha düzenli hale getirdik. Çadır bölgesini daha da büyüttük. Park alanlarına ayırdık. Bu yıl çok daha iyi olduğunu düşünüyoruz. Esnafımızdan da, vatandaşlardan da çok olumlu tepkiler aldık. Tabii akabinde bu pandemi sürecinde bulaş olmaması için insanların birbirine temas etmemesi lazım. Ama bizim kültürümüzde, geleneğimizde de hayvan alımlarında, kurban alımlarında böyle bir pazarlık usulü var sallayarak elimizi. Bunu engellemek için biraz da esprili yaklaştık. Pazarlık çubuğu yaptık. Buradaki halkımızla, esnafımızla temasını kesmek için çubuklarımızı hazırladık. Şu anda da esnaflarımıza dağıtıyoruz. İnşallah bereketli olur. Güzel, hayırlı bir kurban bayramı geçiririz. Bulaş fazla olmadan. Bu anlamda da hassasiyet göstereceğine inandığımız esnaf arkadaşlarımız, üreticilere de şimdiden teşekkür ediyoruz. Değil mi kardeşim? Evet. Temas etmiyoruz. Bununla hayırlı olsun diye sallıyoruz. Evet. Hadi işin rast gelsin. Allah'a emanet olun.